Hala sevgili. Tamam, bir gün daha iyi olur. Kötüye alalım. Reçete açıyorsun. Yeni mikrofonla. Bu açımı daha çok seviyorum. Nasıl yapalım? Tamam, burayı daha çok seviyorum. O zaman içimde kaybediyorsun. Aa, siz de oraya gelin. Tamam, ben de oraya. Çok iyiyim. Bugün güzel bir akşam için, güzel bir film için buradayız. Filmi izleyeceğiz. Heyecanlıyım. Özge için heyecanlıyım. Özge Özacar için. Kendisi iyi arkadaşım. Kariyer yolunda bu film ona çok iyi gelecek. Güzel bir akşam geçireceğiz. Filmin fragmanı çok güzeldi. Fragmanda bile böyle insan dedi yani gerçekten güzel bir film oldu bu film. Bakalım, Ata Demirer'i zaten çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Onunla büyüyen gençleriz. BKM zaten benim yuvam biliyorsunuz. Kariyer yolumda Ramo benim için inanılmaz bir projeydi. Ve benim kariyer basamaklarını belki daha hızlı tırmanmama yardımcı oldu. O yüzden BKM benim için çok kıymetli. Bugün işte filme destek olmak için, burada olmak için, bu keyifli günü bu akşam beraber böyle paylaşmak için geldim. Evet, öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş buldum. Peki sizin sinemaya bakış açınız nasıl? Var mı sizin bir filminiz çekmeyi düşündüğünüz ya da bir projeyi gerçekleştirmek istediğiniz? Ya ben şöyle düşünüyorum. Acaba siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben aksiyon filminde oynamak çok istiyorum. Yani böyle kadın kahraman oynamak istiyorum. Böyle Ajan Salt gibi falan. Bence çok çok tatlı olur ama henüz şimdilik öyle bir şey yok. Bakalım belki Türk sineması da zamanla böyle evrilir ve değişir. Şu an çünkü böyle bu durgun döneminden bu güzel filmlerle çıkıyoruz. Evet. Ben o yüzden çok heyecanlıyım. Peki sinema dışında ama sinemada bu yaşanırken dizi tarihinde de bence şu an Türkiye çok fazla bir şey yaşıyor, bir satış yaşıyor. Evet. Peki bu diziyle ölçülendirilebilir mi acaba sizin? Nasıl yani? Çok isterim. İştahlı böyle bir şans olursa, böyle bir şans tanınırsa çok çok isterim. Yani cesur bir karakter olduğu için aslında hani söylediğimiz bir ajan, ondan dolayı söylüyorum. Evet. Aslında buradan da bir duyuru da olmuş oluyor aslında. Evet, muhtemelen projeler sayenizde zaten böyle sesimizi duyurabiliyoruz. Bu benim için de güzel olur. İyi bir kanal oldu şu an. Sesimi duyup ya, çünkü bazen insanlar seni bir profile sokup özellikle yapımcı ve yönetmenler olabilir. Bir izlenim veriyorsundur ve öyle bir rol getirmeyebilir ama ben oynamaya çok hazırım. Harika. Peki onun dışında neler yapıyorsunuz? Okulu sorumlusu diyorsunuz. Siz beni ne zaman görseniz enteresan bir şekilde ya sınavdan çıkmış ya da sınava girecek oluyorum diyeceksiniz ki ya bu kız hangi okulda okuyor, kaç tane sınava giriyor. Haftaya sınavlarım başlıyor, finallerim. Onları da verdikten sonra üçüncü sınıfın birinci dönemi bitecek. Bitecek. 1,5 sene kalacak. Sonrasında şeyler yapacağız. Hani hangi bölümde falan bilmiyorum. Hukuk fakültesi, avukatlık düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Bunu aktif olarak yapacak mısınız yoksa hani o hukuktan dalınızı işte hakim savcılık düşünüyor musunuz? Çok bir tanıdığınız istiyorum. Olur. Çok 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 istiyorum ama bakalım yani o biraz yolda belli olacak. Çok istiyorum hakim evet, savcılık. Ama yani hani baktığınız zaman maddi getirisi olarak yaptığınız bu taraftaki işin geliriyle bu taraftaki iş hiç ölçülendirilemez ama üçüncü ama işte senenizi orada veriyorsunuz. Evet, bunları sormak istiyorum. Çaba var ve hukuk fakültesini de kalktım şu sınava gireyim deyip geçemezsin. Evet, öyle değil. Böyle yani bu kalın kalın kitaplar. Doğru söylüyorsunuz. İşte orada ama idealler var. Bazı şeyler paradan çok daha kıymetli. Ve biliyorsunuz yani yargı mensubu olmak, avukat olmak, hakim savcı olmak bazı şeylerle çok örtüşmeyecek. Büyük bir değer, büyük bir ideal. Ben de çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şey. Neden olmasın? Yani o işi yaparsak zaten hani ülkemiz için ve bu topraklar için bir şeyler yapmak anlamına gelir. O yüzden orada zaten o işi yapan insanların çoğunda zaten öyle bir kaygı artık yok. Tabii gönül ister ki herkes hak ettiği parayı kazansın ama maalesef çok mümkün olmuyor bazen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç hayatımda şu an kimse yok. Başka kapılar yok. Başka beklentisi var mı? İlk kez böyle bir soru soruyorsunuz bana. Hiç normalde hiç sormazsınız. Aa, evet ya, ben de ona dikkat ettim. Evet. Şu an evet. Artık aşkına baktığımın geç kalbinde. Çok sorun. Yok, çok genç. Genç abi, hissediyoruz ama. Abi,
Siz bana bu soruyu şeyde, Taksim'de ya da Cihangir'de bir yerde sordunuz. Evet, Ramo'dayken. Hayatımda kimse yok. Böyle çok iyiyim, çok yoğun çalıştığım bir dönem zaten. Gelecekte Allah izin verirse bizim de karşımıza bizim gibi insanlar çıkar. Aşka bakış açınız nasıl? Güzel bir şey. Çok teşekkür ederim insan. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bence onu söylemeden geçmeyelim. Organize işler biliyorsunuz. Aa evet, aynen, doğru. Evet. Siz de varsınız. Onu, Yılmaz Hoca ile oynuyorsunuz. Evet evet. Yılmaz Erdoğan'la partneriz. Şimdi yok, ben 2 ya da 3 isim biliyoruz biz ama diğer isimleri bize açıklamadılar. Şimdi oradan gitti, aslında ondan çok bir şey alamadık. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Oyuncu kastının çalışmaları biraz devam ediyor denildi. Evet, evet, hani sete çıkış süreci başlamak. Yok, sete henüz çıkmadık. Nasıl peki, hani organize işler çünkü iki döneme ayrılır. Bir iki, bir ikincisi. Aynen. Ve şu an beklenti dizi ama yine çok yüksekte. Ve çok. Siz dahil oldunuz. Ve Yılmaz Hoca şunu söyledi, ana babalar olacak dedi. Ana kastımız da olacak dedi aslında. Hani en eskisine de dayanarak, evet, ve yenileriyle. Öyle bir şey düşünülüyor. Evet, hani Esra Bilgiç, Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan ve niceleri. Nasıl çok bir kadro bir araya geldi? Müthiş bir kadro oluşturacaklar. Ben de içinde bulunmaktan tabii ki büyük bir gurur duyuyorum. Organize işler zaten Türk televizyon tarihi, Türk dizi sinema tarihi için inanılmaz bir proje. Ve Yılmaz Hoca gerçekten inanılmaz bir senaryo yazmış. Ben çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce sete çıkmak istiyorum ama orada biraz bekleyeceğiz. Daha iyi olması için biraz böyle bir zamana yayacağız gibi görünüyor. Evet, biz Esra Bilgi için aslında komik yönünü izleyeceğiz mi? Bu sefer evet, tamamen komedi tarafını göreceğiz galiba. Evet, Ramo'da biraz insanlar evet, onu gördüler ve çok ve sevildi. Evet, kesinlikle. Ben çok istiyorum komedi yapmak. Yılmaz Hoca sayesinde de, organize işler sayesinde de böyle bir şansım evet, olacak. Şimdi konuştukça soru soruyu açıyor. Geçmişte bir dönem dizisiyle başlayan aslında Esra Bilgiç'i evet, bildiğimiz dizi Diriliş Ertuğrul'la başlayıp sonrasında bir komedi dram, sonrasında bir dram ve şimdi yine bir komedi, aslında çok farklı karakterleri de oynuyorsunuz. Evet, çok güzelmiş. Hı-hı. Hani bir kalıba sığmamış. Evet, benim amacım zaten o. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. İnşallah 0-0-7 dönem işlerini çok Esra seviyorum. Umarım. İnşallah. Umarım olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, İyi seyirler. Çok sağ olun. Siz de çok teşekkür ederim. Özel röportaj yapsak bu kadar güzel olmaz. Teşekkür ederim.